F1 öğrenci vizesiyle Amerika'dayken hangi suçları işlersek sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalırız diye bu takipçimiz soruyor. Kişiler burada bir göçmen olmayan vizeyle bulunduklarında Amerika'daki kurallara uymak zorundalar. Dolayısıyla herhangi cezai anlamda yapacakları ihlaller onların var olan ki bu durumda öğrenci vizesi olan kişinin bu statüsünü kaybetmesine ya da ülke dışına gönderilmesine yol açabilir. Ama şöyle söyleyebilirim. En önemli tabii ki suçlar ağır suçlar olacaktır. Hafif suçlara kıyasla. Ve özellikle sevmedikleri suçlarda örnekler verirse ki genelde gördüğümüz suç türleri oluyor. İçkili araba kullanmak kesinlikle tahammül edilmeyen bir durum. Ve burada kişilerin vize durumlarını etkileyen durumlardan olacaktır. Kesinlikle uyuşturucu maddelerle olan alakanız ya da onunla ilgili olan işlenen suçlar sizin buradan sınır dışı edilmenize yol açacaktır. Ve diğer bir durum tabii ahlaki şeylere giren hırsızlıklar. Yani dolayısıyla bu noktadaki hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda kişileri riske sokabilir. Tabii hafif suçlar var. Mesela hırsızlıkta petit larsin dedikleri çok basit işlenen suçlar var. Miktarı çok düşük olan. Bunlar kişinin sınır dışı edilmesine hemen yol açmaz. Ama biraz derecesi yüksekse, biraz daha farklı bir scale'de yapılmışsa o zaman sıkıntı oluşabilir. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Tabii ki kişinin ülke dışına gönderilmesine yol açacak çok farklı suçlar oluşabilir ama özellikle bunlara örnek verdim çünkü çok denk geldiğimiz durumlar ve tabii ki kesinlikle ağır cezai suçlar işlenirse hafif suçlara kıyasla kişiler problem yaşayabilirler deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Çünkü öğrenciler olarak çok dikkatli olmanız lazım ve bu dikkatliğinizi yaparken de yani burada bulunurken başınızı bu tip gereksiz şeylerle belaya sokup eğitiminizin yarım kalmasını kimse istemez.